Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için pratik bir kahvaltılık tarifim var. Pizza lezzetinde. Çok pratik, pazar kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak bir tarif. Bunun için malzemelerimiz şöyle 50-100 gram kadar küçük doğranmış dana sucuğumuz var. 3 adet yumurtamız var. Çırparak kullanacağız. Şöyle gene 50 ile 100 gram arası. Siz arzuya göre, yani çok kaşar seven çok koyabilir. Kaşar peynir rendemiz var. 1 adet yeşil biber ve 1 adet büyük kapya biber. Küçük küçük doğradım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağım var. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz bunlar. Sizleri daha fazla bekletmeden kahvaltılık tarifimize geçelim. Öncelikle tavamı ocağıma alıyorum. Ocağımı yaktım. Şöyle birkaç damla, 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ tavaya alıyorum. Ve doğramış olduğum yeşil biber ve kapya biberleri ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Evet, ocağımın altını kısıyorum arkadaşlar. Şöyle kafamda kapatıp yumuşayana kadar kısık ateşte biberlerimi pişiriyorum. Bu arada biberlerimin daha çabuk yumuşaması için şöyle bir çimdik tuz atıyorum. Arkadaşlar, sucuğumuz baharatlı ve tuzlu olduğu için fazla tuz kullanmıyoruz. Şöyle bir karıştırıyorum tekrar. Buradaki gayemiz biberlerimizi kızartmak değil, yumuşatmak arkadaşlar. Tekrar kapağını kapatıyorum. Pişirmeye devam ediyorum. Evet, biberlerimizi 5-10 dakika soteledik, yumuşadı. Şimdi de bir tatlı kaşığı kadar tereyağımız vardı. Tereyağımızı alıyoruz tavamıza. Ve küçük küçük doğradığımız sucuklarımızı ilave ediyoruz. Ve karıştırıyoruz. Bu şekilde sucuklarımızı da pişiriyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle dağıtıyoruz. Sucuklarımızda bir süre kızarmasını sağlıyoruz. Evet, sucuklarımızda bir süre pişirdik. Şöyle 3 yumurtamız vardı. Bir çimdik tuz ilave ederek aynı şekilde yumurtalarımızı iyice çırpıyoruz. Ve çırpmış olduğumuz yumurtamızı şöyle pişen malzemelerimizin üzerine gezdiriyoruz. Her taraftan eşit bir şekilde dağılmasını sağlıyoruz. Şöyle çok kısa bir süre, yarım dakika kadar biraz yumurtalarımızı pişiriyoruz. Yarım dakika kadar pişen yumurtalarımızın üzerine şöyle kaşar peyniri rendemiz vardı. Şöyle her tarafa eşit gelecek şekilde üzerine serpiyoruz. Arkadaşlar, pazar kahvaltılarının vazgeçilmezi bir kahvaltılık tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şöyle tekrardan kapağını kapatıyorum. Kaşarlar eriyene kadar tekrar pişiriyorum. Evet arkadaşlar, pizza tadında kahvaltılı sucuklu biberli omletimiz hazır. Gördüğünüz gibi harika oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Destekleriniz benim için çok önemli. Evet arkadaşlar, şöyle bir aparatla kesiyorum. Ve şöyle tabağıma alıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, harika pizza tadında omlet yaptık bugün. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Denerseniz yorumlarda bildirirseniz sevinirim. Şöyle
Evet, gördüğünüz gibi nefis. Altı da çok güzel kızardı. Nefis bir pizza tadında sucuklu, biberli, sebzeli omlet yaptık. Evet arkadaşlar, bugünkü videom buraya kadar. Bir dahaki videolarında görüşmek üzere tekrar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun, kanalımda kalın.